Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bir user kontrol nasıl hazırlanır ona bakalım. Daha önce hazırlamış olduğum user kontrolü size göstereyim. User kontrolümün adı Mind Text Box. Formumda herhangi bir kontrol yok. Kontrol yok dediğim hani kontrol etme anlamında değil. Mesela forma eklenen bir combo box bir kontroldür. Buton bir kontroldür. Bu manada herhangi bir kontrol çizilmemiş. Çizmedim yani. Mind Text Box'ta referanslar listesinde 25 Class Library adlı bir class'tan alınmış. Mind Text Box tipinden MindTXT değişkenim için yeni bir örnek alıyorum. MindTXT nokta mind boş olabilir mi? False. Normalde bir text box'ın hani boş olabilir mi veya fokus rengi veya girilebilecek veri türü gibi özellikleri yoktur. Bu özellikleri ben ekledim. Nasıl? Şöyle bakın. Mind alt çizgiyle ekledim onları. M harfine basayım da gelsinler. Evet bakın. Şu özellikleri text box'a ben ekledim. Mind text box'a. Mind boş olabilir mi? Mind fokus rengi. Mind veri türü. 3 tane özellik eklemiş. Böylece bu benim kullanıcı tanımlı bir kontrolüm olmuş oldu. Kullanıcı tanımlı bir text box olmuş oldu. Mind text box boş olabilir mi? False. Fokus rengi bisküvi olsun. Veri türü de sadece TC kimlik numarası kabul etsin. Daha sonra bu kontrolü forma yükle demişim. Bir de text box tanımlamışım. Text box'ımı da formuma eklemişim. Yani formun load olayında yo herhangi bir olayı yazmamışım. Form 1'in initialize component metodundan sonra da bunları yazmışım. Herhangi bir olay yok. Direkt form açılır açılmaz. Direkt çalışacak kodlar. Mesela TC kimlik numarası yazalım şöyle. Bakalım doğru mu? TC kimlik numarası 11 haneli olur. 85, 86, 87, 88, 89 diyelim bakalım ne olacak. TC kimlik numarasının 10. hanesi, 9, 11. hanesi 2 olabilir. Yani yanlış yazmışım TC kimlik numarasını. Bir de exception fırlatıyor program. Peki girilecek veri tipini değiştirelim. Neler var? Neleri tanımlamışım bakalım. Girilen metni büyük harfe çeviriyor. Deneyelim öyle yapıyor mu bakalım. Yani text box'ın böyle bir özelliği yok. Girilen metni büyük harfe çevirmez. Evet. Böyle bir özellik tanımlamışım. Devam ediyorum. Mesela sadece rakam girilebilen bir text box istiyorum. Şu anda ben metin yazıyorum. Fakat siz göremiyorsunuz. Ben metin yazdığımı size ekran klavyesinden göstereyim. Hani text box metni kabul etmiyor gördüğünüz gibi. Ama rakamları kabul ediyor. Çünkü sadece rakam özelliğini aktif ettim. Böylece yani büyük harf, sadece harf, mail, rakam, TC numarası, yazım düzeni gibi özelliklere sahip bir text box'ım oldu. Bu text box'ı ben normal text box'tan miras aldım. Kendim özellikler yükledim. Mesela burada işte Süleyman Uzunköprü yazdım diyelim. Yazım düzeni ne demek? Benim yazdığım metnin ilk harflerini büyük harfe çevirir. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik çeviriyor yani. Mesela Ali geldi, Veli gitti diyelim. Bakın Veli gitti. Otomatik olarak yazım düzeni yapmış oluyor. Şimdi şu anda ben size bunun nasıl kullanıldığını gösterdim. Asıl amacım size bir
User kontrolü nasıl yapıldığını, nasıl hazırlandığını anlatmak. Referanslara baktığımda 20.5 Class Library projesinin Mind Textbox için yazılmış olduğunu görüyorum. Fakat runtime versiyonu biraz eski gibi bir karışıklık olabilir. Nasıl bir karışıklık? Yani 20.5 Class Library projesinde Mind Textbox'ı bulamayabilirim. Bir bakalım. ...25 Class Library projesinde ne var ona bakalım. Projemin gerçekten de Mind Textbox'la hiçbir ilgisi yok. Canlı sınıfı, insan sınıfı ve personel sınıfını anlattığım bir class. Şimdi Mind Textbox sınıfını beraberce hazırlarız.